Efendim, siyasetin sıcak gündeminde iki başlık var. Son kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak. Bunlardan bir tanesinde suç işlediği iddia edilen milletvekillerinin soruşturmasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kovuşturmasının yani yargılanmasının da Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılmasını hükme bağlayan ya da öngören, meclise de gidecek bir düzenleme var. Muhalefet bunu, daha doğrusu ana muhalefet, bunu muhalefetin dizaynı olarak yorumluyor. Bu iddiaya ne dersiniz? Her şeyden önce kanun hükmünde kararnameler, ihtiyaçtan doğan atılmış adımlardır. Bunlar durup dururken olmuyor. Şu anda bu söylediğiniz milletvekilleriyle alakalı konular noktasında bizim tabii hızla mesafe almamız lazım, hızla adımlar atmamız lazım. Şu anda Ankara başkentimiz, parlamento burada. Dolayısıyla bunları farklı yerlerde bu sürecin devam etmesinden ise bunu başkent Ankara'da sürdürmenin çok daha isabetli olacağı kararına, kanısına varılmıştır. Ve burada bu adımın atılması ve başsavcılık, bunun yanında ağır ceza, onlar tarafından bunun yürütülmesinin çok daha isabetli olacağı kanısına varılmıştır. Tabii ana muhalefet bu tür şeylerde nedense bir çıkış yapması lazım, kendisine göre bir yol bulması lazım. Sürekli bu tür adımları atmak suretiyle sadece suyu bulandırıyor. Ama hükümetimiz de bu nokta attığı kararlı adımlarla yoluna devam ediyor. Ben isabetli bir adım olduğunu, bunu zaten beraber istişare ederek bu kararı da aldık, ülkemiz için çok çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Efendim, bir diğer konu MİT müsteşarlığı ile ilgili düzenleme Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. Burada da eleştiri bunun kişiye göre yapıldığı yolunda, bu iddiaya ne dersiniz? Şimdi Sayın Aksever, yani şunu bir defa bilmemiz lazım. Devletin başı istihbaratta en önemli bilgileri, dokümanları alması gereken değil midir? Eğer istihbaratın başı devletin başına birinci derecede bağlı olmazsa hareket kabiliyetini bu devlet kaybeder. Devletin hareket kabiliyetini kaybetmemesi için birinci dereceden istihbarat ona sorumlu olması gerekir. Ki istediğim anda, istediğim şekilde bu istihbari bilgiler bize gelsin ki biz de atmamız gereken adımları buna göre atalım. Şimdi büyük devletlere bakalım. Hepsinde istihbaratlar direkt kime bağlıdır? Devletin başına. Amerika. İstihbarat kime bağlıdır? Ona bağlıdır. Birinci derecede. Fransa. Ona bağlıdır. Hepsinde de devlet başkanına bağlıdır. Fakat parlamenter demokrasilerde tabii bu başbakanlara bağlı olur. Şimdi bizde de parlamenter demokrasinin alışkanlıkları olduğu için şimdi ana muhalefet olaya buradan bakıyor. Hala ana muhalefet başkanlık sistemine geçmedi. Biz ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin adımlarını attık. Milletimizle beraber attık. Milletimiz ne dedi? %51,4 ile biz ilk adımı attık dedi. Nereye? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilk adımı attık dedi. Şimdi 2019 itibariyle de ikinci adımı 2019'un Kasım'ında inşallah atacağız. Ve 2019'un Kasım'ından sonra Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çok daha güçlü bir şekilde gelişmeye inşallah devam edecektir. Ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın bundan sonraki sürecinin güçlenerek devamı gerekmektedir. Ki 15 sene önce ben Milli İstihbarat Teşkilatımızı düşünüyorum.
Bir de şimdiki Milli İstihbarat Teşkilatımızı düşünüyorum. Aldığımız mesafe çok çok ileri. Bunu niye söylüyorum? 15 sene önce Milli İstihbarat Teşkilatımızın uluslararası ciddi bir portföyü yoktu. Ama şu anda Milli İstihbarat Teşkilatımızın uluslararası ciddi bir portföyü var. İslam dünyasında var, Batı'da var. Buralarla çok ciddi bir iletişim söz konusu. Bu olmadan siz bunu yürütemezsiniz ki. Şimdi bu noktaya geldik. Şimdi elemanlar noktasında da gerek insani istihbarat, gerek teknik istihbarat, bu konularda da Milli İstihbarat Teşkilatımız her geçen gün daha ileri adımlar atıyor. Ve bir de bölgede belirleyici bir güç olmanın da hamdolsun adımlarını atan bir istihbarat örgütüne sahibiz.